Herkese merhaba, keyifler umarım yerindedir. Ben bugün size çok güzel bir içerikle geldim. Netflix'te son dönemde çıkan 3 tane film ve dizi önerisinde bulunacağım size. Bir tanesi Emily in Paris, bir mini dizi. Amerika'da çalışan bir reklam ve influencer şirketinde çalışan bir kızın Paris'te, Amerika'daki şirketin Paris'i almasıyla beraber bir yıllığına Paris'e gönderilmesi hikayesini anlatıyor. Tabii Fransızların bütün klişe davranışlarını ve yaşama şekillerini bu diziye entegre etmişler. Ekşi Sözlük'e baktığımızda Ekşi Sözlük yıkılıyor. Çok ciddi eleştiriler ve dalga geçmeler mevcut Ekşi'de. Hatta şey demişler, Kezban Paris'te mi olsaydı acaba Türkçe çevirisi diye. Çünkü bu Netflix'in aslında çevirileri de biraz komik kaçabiliyor. Belki de ona gönderme yapmak istediler. Ben açıkçası hani Fransa'yı ya da Paris'i çok böyle aşırı sevdiğim bir şehir olarak söylemem. Fransa'yı seviyorum aslında daha çok bu Côte d'Azur, işte Marsilya, Nice tarafları ama Paris 2-3 kez gitmeme rağmen bana biraz hep soğuk ve tedirgin ediyordu beni. Ama tabii bu filmi izledikten sonra Paris ne kadar çok sevdiğimi fark ettim. Çünkü gerçekten çok güzel işlemişler. Ve sürekli canın kruvazan istiyor, biraz şarap içmek istiyor ve Paris'te böyle boş boş dolaşmak istiyor. Tabii Parislilerin de videolarını ve tepki videolarını izledim. Onlar da oldukça şaşırmışlar. Yani biz böyle değiliz, bu kadar soğuk değiliz, işte işe 10.30'da gitmiyoruz gibi birçok klişe mevcut dizide. Ama bence yani çok keyifli vakit geçirebilmek için, kafa dağıtmak için mutlaka izlenmesi gereken bir dizi olduğunu düşünüyorum. İkinci önerim size Ahtapot'tan Öğrendiklerim. Bu belgesel, bir sualtı belgeseli aslında. Nasıl çekilmiş ve gerçekten nasıl hayata geçirilmiş, yani kavramak çok güç. Çünkü Güney Afrika'da bir sualtı ormanlarında dalış yapan bir deniz biyoloğunun, aslında deniz biyoloğu da değil ama bir çekim ekibiyle kendisi serbest dalış yaparak bir ahtapotla tanışmasını ve her gün o denize dalış yaparak o ahtapotla geçirdikleri anıları anlatıyor. Çok çok enteresan. Çünkü bir ahtapotla bir insanın arkadaş olması biraz zor bir durum. Çünkü ahtapot bir memeli değil. İnsan türüne uzak bir hayvan. Dolayısıyla bu iki uzak, farklı ırkın bir arada vakit geçirmesi ve arkadaş olması çok olası gibi gözükmüyor. Ama bu bir kurgu değil, bu bir gerçek. Ve her gün gerçekten o deniz altına dalıyor ve ahtapotun yaşamıyla ilgili bir değişik bilgiler topluyor. Ahtapotların ömürleri çok kısaymış, bir yılmış. Ben de bunu bilmiyordum. Biraz sizi böyle hem su altına götürecek, ufkunuzu genişletecek, farklı bir dünyaya tanışmanızı sağlayacak. Hiç sıkılmadan ve sonunu böyle iple çekerek izleyeceğiniz bir belgesel yapımı. Ama yani sonu biraz tabii hüzünlü bitiyor. Böyle her şeye duygu kırıntısına bile gözleri yaşaran ben tabii ki de sonunda biraz üzüldüm. Ama hayatın gerçekleri, çok da spoiler'ı vermek ve tadını kaçırmak istemiyorum ama bu belgeseli de mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bir diğeri de Queen's Gambit, bir satranç mini dizisi. Bu mini diziler oldukça popüler oldu çünkü artık 3-4 bölümlük, 5 bölümlük bitmek bilmeyen ve konusu giderek saçmalayan dizilerden çok bıktık. Böyle mini diziler, 5-6 bölümlük ve tek sezon olan dizileri açıkçası ben daha çok tercih ediyorum. Çünkü sizi yoğurmuyor ve konu çok güzel işleniyor ve çok fazla parçalanmıyor, parçalara ayrılmıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Cast mükemmel, yani oyuncu seçimi harika, başrol mükemmel. İlk başlarda belki biraz durağan gidebilir. Ama ilk bölümde bir çocuk oyuncu var. İlk bölüm bittikten sonraki bölümlerde oyuncu değişiyor, başrol. O çocuk oyuncuya keşke daha uzun
vakit ayırsalarmış. Her iki başrolde mükemmel. Ama çocukta yani çok çok inanılmaz bir potansiyel var. Siz de izleyince bunu göreceksiniz. Biraz da hikayeden bahsedeyim. Yetim bir çocuk. Yetimhanede annesi öldükten sonra yetimhaneye veriliyor. Ve bu yetimhane rutini içerisinde vitamin ve sakinleştirici ilaç veriyorlar çocuklara. Muhtemelen Amerika'da bir dönem böyle bir durum varmış anladığım kadarıyla. Ve çocuk, bu başrol karakterimiz, bu sakinleştiriciye karşı bir bağımlılık geliştiriyor. Bu bağımlılığı da yine aynı yerde, yetimhanede satranç öğrenerek, bu bağımlılığıyla satranç yeteneğini, müthiş bir satranç yeteneği var bu arada, birleştiriyor ve hikaye buradan başlıyor. Ve giderek çıtasını yükseltiyor. Sadece hayatı satrançla geçiyor. Yani tek amacı satrançta daha iyi olabilmek. Bu da aslında bize yaptığımız işlerde nasıl motive olabileceğimizi gösteren, bizim motivasyonumuzu arttıracak ve gerçekten çalışınca çok ciddi başarılar elde edebileceğimizi gösterecek bir yapım. Ama tabii ki de hiçbir zaman sosyal hayatımızı bırakmamamız lazım. İkisini beraber yürütmek lazım. Sonuçta önce Amerika, sonra dünya şampiyonu oluyor. Çok güzel satranç sahneleri var. Ben satranç biliyorum ama çok iyi satranç oynadığımı söyleyemem. Ama bu satranç sahnelerinde bu diziye özel olarak kurgulamışlar. Gerçekten çok keyifli. Satranç bilmeseniz bile, hiçbir fikriniz olmasa bile bu dizi size çok şey katacak, çok şey öğretecek. Oyunculuklar dediğim gibi çok güzel. Bugünlük böyle. Bu üç diziden sonra eğer Netflix dizi önerilimi, film önerilerine ilgili devamı gelsin diyorsanız ve sizin de önerileriniz varsa bana yorumda yazabilirsiniz. Ben de sizin önerdiğiniz içerikleri izlemek istiyorum. Mevsim kış geldi, havalar soğudu. Artık Netflix'e başka çaremiz kalmadı. Zaten evde oturmak zorundayız bu pandemiden dolayı. Dolayısıyla Netflix bayağı bir bizim için bir ilaç oldu. Ben de sizin film önerilerinizi bekliyorum. Videoda beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp hala abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.